Süveyş kanalında karaya oturan konteyner gemisi Ever Given'ın hareket ettirilmesinin ardından trafik yeniden başladı. Dev geminin kanalı tıkamasının sonrasında 450 gemi kanalı geçmek için harekete geçti. Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi'nin koronavirüse karşı ilk doz aşısının uygulanmasından 10 gün sonra COVID-19'a yakalandığı bildirildi. İngiltere'de COVID-19 yüzünden yakınlarını kaybeden yaslı ailelere yönelik bir kampanya grubu, kurbanların anısına İngiltere Parlamento binasının karşısındaki duvara elleriyle hayatını kaybeden her bir kişi için kalp çizmeye başladı. Amerikan Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada ülkede yetişkinlerin %90'ının 19 Nisan'a kadar koronavirüs aşısı olmaya hak kazanacaklarını ve yaşadıkları yere 8 kilometre mesafede aşılama merkezine sahip olacaklarını ifade etti. İzlanda'da bir grup vatandaş Fagradas Yanardağı'nın harekete geçtiği sırada yanardağın önünde toplanarak voleybol oynadı. İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdóttir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herkesin yanardağdan uzak durmasını ve güvende olmasını istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Irak'ın Kerkük Peşmerge güçlerine kimliği belirsiz kişiler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Peşmerge güçleri saldırının ardından etrafa rastgele ateş açarken yaşanan olay büyük paniğe neden oldu. Saldırı sonrasında kasaba halkı ise dükkanlarını kapatarak evlerine koştu. Yapılan açıklamada herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmadığı, henüz roketlerin nereden fırlatıldığının tespit edilemediği ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Brezilya'da otoyol gişelerine çarpan deodorant yüklü kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada bir çocuk 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Rusya'da 9 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamayla birlikte binanın 7. katında toplam 6 daire, 8. katında ise 1 dairede hasar oluştu. Yapılan yazılı açıklamada ekiplerin hasarlı dairelerde enkaz kaldırma çalışması yaptığı sırada gece saatlerine doğru bir kişinin daha cansız bedenine ulaştığını, 3 kişinin ise enkaz altından yaralı olarak kurtarıldığı duyuruldu. Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da yer alan 2552 metre yükseklikteki Pacaya Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik yaklaşık bir aydır devam ediyor. Yanardağın püskürttüğü lavlar yakınlardaki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Açıklamada yanardağın batı yamacındaki bazı yapıların lavlardan etkilendiği ancak boş oldukları için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yayınlanan uyarıyla bölgede yaşayanlardan evlerini terk etmeye hazır olmaları da istendi.